12 Eylül'de yaşanan askeri darbe Türk halkının hafızasında kolay kolay silinmeyecek acı izler bıraktı. Darbeciler 2012 yılında hakim karşısına çıktı. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşkence iddialarına ilişkin davanın ise zaman aşımından düşürülmesine karar verildi. 12 Eylül sanıkları Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir sivil mahkemede görülen darbe davasında yargılandı. Darbeyi düzenleyenler arasında hayatta olanlardan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya 4 Nisan 2012'de yargılanmaya başladı. 12 Eylül davasını gören Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, askeri darbenin mimarlarından 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de Tahsin Şahinkaya'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklar hakkında takdiri indirim uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi. Bu kararla Kenan Evren, Cumhuriyet tarihinde müebbet hapis cezası alan ilk eski cumhurbaşkanı oldu. Dava süresince sanıkların darbe hakkında söyledikleri ise tüyler ürperticiydi. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen, Kenan Evren'e neden darbe yaptığını sorusunu yöneltti. Ülke çok kötü durumdaydı. Polis ikiye ayrılmış, dönemin eski başbakanı Nihat Erim, generallik yapan Kemal Kayacan öldürülmüş, ülke çıkmaza düşmüştü. Çok bekledik ama mecbur kaldık. 27 Aralık 1979'da dönemin Cumhurbaşkanı'na ülkenin gidişatı hakkında bir mektup verdik. 19 ilde sıkı yönetim olmasına rağmen ülkede olaylar sonuçlanmıyordu. Kan durmuyordu. Ülke felç olmuş, iç savaşın eşiğine gelinmişti. Asıl şaşırtıcı cevapsa pişman mısınız sorusunun ardından geldi. Evren, yetkim olsa bugün aynı şeyi yine yaparım yanıtını verdi. Müdahil avukatlar Şahinkaya'ya çapraz sorgulama tekniğiyle 500'e aşkın soru yöneltti. Şahinkaya bu soruların hiçbirine cevap vermedi. Elindeki metni okuyan Şahinkaya, silah arkadaşlarım yetkisini anayasadan almaktadır. Mahkemenin bizi yargılama yetkisi yoktur, dedi. 12 Eylül ile ilgili bir dava da Amasya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hasan Kaplan 1980-81 yılları arasında gözaltına alındığı ve kötü muamele gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Amasya Savcılığı işkence suçunu insanlık suçu kapsamında değerlendirerek zaman aşımı hükümlerinin uygulanmayacağı gerekçesiyle rütbeli askerler Atalay Fitoz ve Burhan Erdağ hakkında dava açtı. Ancak Amasya Ağır Ceza Mahkemesi işkence iddialarına ilişkin davanın zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.